Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ilallah innallah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşiran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâtin finnâr. Ve bis-senedil muttasil en-nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal Te'avvezu billahi min azabil kabr Te'avvezu billahi min cehennem Ve te'avvezu billahi min azabil kabr Te'avvezu billahi min fitnetil mesihid deccal Te'avvezu billahi min fitnetil mahya vel memat Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaalları rıdvanullahi teala aleyh mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahebenlerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yapanların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümünat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kendini yakın yamın yiyen kızlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Te'avvezu billahi min cehennem. Cehennem azabından Allah'a sığınınız. Her gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı dualardan birisi. Cehennem azabından, kabir azabından, deccalın fitnesinden, hayattakilerin ve ölüm fitnesinden Allah'ım sana sığınıyorum duası Efendimizin her gün yaptığı dualardandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Tüm peygamberler masumdur. Günah işlemezler. Allah onları terbiye etmiştir, kontrol etmiştir. İnneke fi ayunina, gözümüzün önündesin, kontrolümüzdesin. Kur'an'da ayet vardır. Bütün peygamberler böyledir. Onlar günah işlemezler. Ufak tefek süçmeler olur. Evet, onlar da insanlara ibret olsun diye bir ibret dersi vermek için. Yoksa günah işlemezler. Buna rağmen ne diyor bak? Cehennem azabından Allah'ım sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Kabir azabı salih müminlere değil. Cehennem kafirlere ve günahkarlara. Niye sığınıyor? Ha, siz böyle yapın. Evet, Allah Celle Celaluhu'nu korumuş, masum. Ama bize örnek olduğu için, ha böyle yapın, siz de böyle dua edin. Her gün, Allahümme inni a'udübüki min azabil kabri. Allah'ım ben kabir azabından ve a'udübüki min azabin nâri, cehennem ateşinin azabından ve auzu bike min fitnetil mahya vel memati, dirilerin ölümün, ölülerin fitnesinden ve auzu bike min fitnetil mesihid deccal, deccalın fitnesinden sana sığınıyorum. Efendimizin her gün yaptığı dua. Siz de böyle yapın. Öyle buyuruyor bize örnek olmak için. Yoksa kendisi bu azaba, bu şeye uğrayacak olduğundan değil. Evet, cehennem azabından Allah'a sığınınız. Cehennem 7 tane, geçen derslerde söylemiştik. Cennet 8, cehennem 7 kapılı. Cehennem, leza, hutame, sa'ir, sakar, cahim, haviye. Kur'an-ı Kerim'de bu isimler geçiyor. Evet, bundan Allah'a sığınınız.
Her gün hatırlayınız. Tabii cehennem var bu dünyada. Kötülükler yaparsanız, affa uğramazsanız, tevbe etmezseniz, o şekilde ölürseniz cehennem var. Hatırlayacaksınız tabii. Hatırlayıp da ve de korkaraktan Allah'a sığınacaksınız. Evet. Ve taavvezu billahi min azabil kabir. Kabir azabından da Allah'a sığınınız. Yani kabirdeki imtihandan, kabir cezasından. Evet, ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre elhamdülillah biz de ehl-i sünnet vel cemaat itikadındayız. Kabir azabı haktır. Şu anda cennet de cehennem de hazır, yaratılmış ama cennette de cehennemde de kimse yok. Ondan evvel kafirler, Allah'ın düşmanları azaba uğratılırlar. Kur'an'da ayet böyle. Mesela bunlardan birisi Firavun'dur. Biz diyor sabah akşam Firavun'u ateşe atarız. Cehennem kapalı, daha kimse yok. Nereye? Demek ki cehennemden evvel bir azap yeri var. İşte o da Ehl-i Sünnet'in delillerinden birisidir bu. Kabir azabı. Evet, kabir azabı haktır. Zaten hadis-i şeriflere göre kabre konulduğu zaman bir mümin üstü örtüldükten sonra, kapandıktan sonra herkes çekip gidince Münker Nekir diye iki sorgucu melek gelir. Çok hadisler okuduk, yine de gelebilir. Bunlara hiç tanınmadığı için, hayatta hiç onları görmediğimiz için Münker Nekir denir. Bunlar Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, kitabın kim, sen kimler, senin kardeşin diye soru sorarlar. Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke ve ma kitabüke ve ma kıbledüke diye sorular sorarlar. Efendimiz bunları bize haber veriyor. Mümin olan Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kabe, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diye cevap verir kolayca. Ama işi güzel olmayan, karışık olanın dili tutulur, söyleyemez. Zaten hiç görmediğimiz bir dünyaya gidiyoruz. Kabir azabı, kabir alemi, ahiret alemini dünyada hiç görenler var. Peygamberimiz görmüş, Miraç'ta cenneti de cehennemde görmüş, kabirde yatanların hallerini de görüyor. Peygamberimiz Efendimiz'e yaklaşmış olan salih kişiler de kabir alemini biliyorlar, görüyorlar. Ama herkes o rütbeyi kazanamıyor. İşte hiç görmediğimiz bir dünyaya gidiyoruz. Kimse yok yanınızda. İnsan ne kadar korkar, ne kadar uçuklar. Ha işte böyle bir sırada hiç tanımadığın iki kişi geliyor. İşte adamın durumuna göre. Mesela adam idare ediyor. Aslında Müslüman değil. Müslümanların arasında bulunuyor. Cuma'ya gidiyor, bayrama gidiyor ama içinde öyle bir İslam'a bağlılık şey yok. Herkes gidiyor diye gidiyor. Evet. Bir mecliste Müslümanlıktan bahsedip elhamdülillah biz de Müslümanız falan, benim babam amcam işte şeydi, müftüydü falan, hocan diye öyle çok adamlar görüyorsunuz. Biz de görmüşüz. Ama kendisi hiç kıbleye dönüp namaz kıldığı yok. Oruç tuttuğu yok. Zekat verdiği yok. Böyle adamlar var ya, peygamber hakkında da böyle içten gelen bir sevgisi yok. Adet yerini bulsun diye herkes yap, adını söylüyor diye, o da söylüyor. İşte böyle adamlara o gelen melekler, böyle Muhammed diye bir adam varmış, sen ne diyorsun, laubali bir tavır içinde. Ya zaten ben de onu zaten öyle idare ediyordum yani. Etrafımdakiler ona inanıyordu. Ben de onlarla beraber işte tamam falan diyordum ama öyle idare ediyordum. O zaman işte diyecekler ki zaten biz senin böyle bir adam olduğunu biliyorduk. Azap başlayacak diyor. Böyle hadisler var. Böyle hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın feryadını, Allah'a yalvardım, duyurma ya Rabbi dedim. Neden diyorlar ya Resulallah? Azap başlayacak, kabir azabı var diyor Peygamberimiz.
böyle inancı olmayanlar. Çünkü diyor gömmezlerdi diyor. Onun azabını duyunca diyor gömmezlerdi. Gömülmeyince insan şerefli yaratıktır. Yaratıkların en şereflisidir insan olarak. Onun için biz bize tecavüz etmedikçe biz kafiri bile şey demeyiz. Ona da hiç tecavüz edemeyiz. İnsan şerefli yaratıktır. Dışarıda kalır. Hani bir böcek, bir yılan, bir bilmem hayvan ölüyor. Kokuyor dışarıda. Onun bunun kakıntısı oluyor. Bir parça o alıyor, bir parça. Bu insanın şerefine, asaletine yakışmaz. Gömmezlerdi. Onun için ya Rabbi kabirde yatanın feryadını duyurma dedim. Allah'a dua ettim diyor. Yoksa duyarlardı. Duyarlardı. Usul böyleydi. Ben diyor engel şey ettim, dua ettim. Cenab-ı Hak'tan bunu istedim. Duyan var. Duyan var dedim. Peygamberimiz duyuyor. Benim gibi salih kişiler duyuyor. Böyle bir kabir azabı var. Bu azap hatta öyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir onu sıkar diyor. Öyle sıkar ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kafes, kaburga kemikleri var. İçeride ciğerimiz, kalbimiz, iç organlarımız var. Onun üstünde Cenab-ı Hak bir kafes yapmış. Kabir öyle sıkar ki bunlar birbirine girer diyor. Maddi bir şeyden bahsediyor. İşte bu hadislere binaen Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına göre kabir azabı ruh maal cesettir. Yani kaburga kemiklerin birbirine geçtiğinden bahsediyor. Maddi bir şey bu. Sadece ruh azap görür demiyor. Ruhuyla beraber cesedi de olacak ki kaburga kemiğinden söz ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize göre ruh maal cesettir. Ruhla beraber ceset. Evvela ruh çıkınca gideceği yerleri gösterirler. Güzel adam olsaydın adam sahibi nereye gidecek? Şimdi nereye gidecek? Onu gösterirler. Ruhu alıp götürürler. Onun için dikkat edin. Ölmek üzere olan adam gözünü bir noktaya diker. İşte onu takiben bakıyor. O zaman iş bitti. Evet. O zaman herkes inanıyor. Her şeyi gözüyle görüyor. Her şeyi gözüyle gördüğü için inanıyor ama iş işten geçti. O da var Kur'an'da. Firavun da denize Musa Aleyhisselam arkasından Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Dalmış gitmiş bakmış deniz 12 yol olmuş açılmış yol var denizin ortasında Musa Aleyhisselam da kavminle denizin öbür ucunda gidiyor o da marş marş demiş askerini yürü demiş tam Musa Aleyhisselam kavmiyle denizden çıktıktan sonra deniz kavuşmuş tekrar boğulacaklar hepsi tabi boğuldular zaten boğulacağını anlayınca demiş ki ben de Musa'nın inandığı Tanrı'ya Allah'a inandım. Cebrail Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam gelmiş. Ağzına çamur öyle diyor kitaplarda. O pis ağzına bu kelimeyi anla. Eşhedü en la ilahe illallah diye söylemiş. O pis ağzına bunu söyleme diye ağzını çamurla kapattı diyorlar. Tefsirlerde öyle var. El ana Kur'an'da da ayet. Şimdi mi? İş işten geçtikten sonra şimdi mi inandın? Bu inancın fayda vermez. Kur'an'da var. Ondan dolayı biz de Ehl-i Sünnet inancına göre gözü açılmadan evvel, ahiret alemini son anda görmeden evvel hastayken olabilir. Çünkü daha henüz gözü açılmamış. Her hasta ölmüyor. İmtihan gene var, devam ediyor. Ha gene tövbe edebilir, imanı gelebilir, tövbesi kabul olur. Ama gözü açıldıktan sonra herkes inanıyor ama, tövbe ediyor ama daha da o iman fayda vermiyor. O iman fayda vermiyor. Kur'an'da bunun ayetleri var. Evet böyle kabir azabından tabii cehennem çukurlarından bir çukur. Cehennem açık olmadığı için cehennemlik adam onun benzeri kabir aleminde azap görecek ruh maal ceset. Hocam kemiği bile kalmıyor, eti bile kalmıyor. Ahiret alemin şartları buradaki şartlardan farklı. Oraya gidince göreceksiniz. Ayet haber veriyor. Peygamberimiz haber veriyor. Muhammed Mustafa yalan söylemez. Allah hiç yalan söylemez. Bunlar var. Biz de bunlara inanıyoruz.
keşfi açık olanlar görüyorlar. Azap eden halen görüyorlar. Adamın neler yaptığını biliyorlar. Evet, biz de inanıyoruz. Evet, ruh, mal, ceset. Cesetle beraber. Ama bu şartlarda, bu şekilde değil. Ahiret şartlarında ruh, mal, ceset, azap haktır. İşte bu azaptan diyor Peygamber, te'avvezu billahi min azabil kabr. Kabir azabından şeye kadar, mahşere kadar, dirilinceye kadar, birinci sur üflenince her şey ölecek. Allah'ın diledikleri hariç. Her şey ölecek. Ondan sonra ikinci sur ne kadar zaman geçecek Allah bilir. Çok değil, Kur'an-ı Kerim'e göre çok değil, uzun değil ama günü, ayı belli değil. Evet, ikinci sur üflenince herkes bulunduğu yerden dirilecek. Evet. Nasıl ilkbaharda ölü topraktan çimenler çıkıyor. İnsanlar da denizin dibinde, havada, nerede olursa olsun Allah her şeye kadir. Dirilecekler. Ve ceat kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Kaf suresinde. Başka ayetler de var. Önünde bir gardiyan melek, arkasında gardiyan melek. Evet, önünde arkasında bir melek, herkes bulunduğu yerden mahşere, mahşer yerine, bütün insanların toplandığı yere gidecekler. Evet, müminler kabirlerinden kalkarken, güzel müminler la ilahe illallah diyerek kalkacaklar. Tozları silkecekler üzerlerinden. Üzerinden tozlarını silkecekler. Evet. Yürürken de la ilahe illallah diyerek yürüyecekler. Bunlar hadislerde var. La ilahe illallah diyerek önünde melek, arkasında melek, mahşer yerine gelecekler. Orada tabii bekleme sıkıntıları var. Bazen güneş çok yakacak, bazen çok üşüyecekler, bazen çok karanlık. Mahşer sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan dolayı kafirler Allah'a orada inanacaklar tabii. Maymundan türedik falan diyenler hepsi din yok, Allah yok diyen şeyci varmış, çalgıcı varmış, gazete yazıyor. Davalık olmuş, hakaret etmiş, din yok, Allah yok diye Müslümanlara. Evet, orada hep bunlar, hepsi din afyondur diyen Marx falan, orada hepsi bilecekler, durumu görecekler. Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Bu sıkıntıdan bizi kurtar ya, cehenneme gidecekse gidelim ama şu sıkıntıya dayanamayacağız diye. Sanki cehennem oradan hafifmiş gibi. En sona Peygamberimiz Mahkeme-i Kübra'nın başlatılmasına Cenab-ı Hakk'a yalvarıp başlatılacak. Böyle bir mahşer bekleyişi var. Orada da sıkıntı ve rahat var. Müminlerin önünde bir nur var orada Kur'an-ı Kerim'de. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. Susayacaklar. Müminlerin önünde bir nur, sağında bir nur. Yürüyecekler, nurlar takiben Havz-ı Kevser'den Peygamberimiz ve sahabinin ellerinden içecekler. Ondan içen bir daha susamayacak. Bunlar ayetlerle, hadislerle sabit. Biz de bunlara inanıyoruz. Sonra da Resulullah'ın Allah'a yalvarmasıyla Mahkeme Kübra kurulacak. Ameller tartılacak. Kazanan cennete, kazanmayan cehenneme. Böyle bir ahiret hayatı var. Bu ahiret hayatının ilk merhalesi kabir. Kabir azabı var. Ondan bunları hatırlayın. Her gün bir gün bu kara yere gireceğim diye kabir azabından Allah'a sığınınız. Böyle bir imtihan var. Te'avvezu billahi min fitnetil mesih-i deccal. Deccal'ın, Mesih Deccal'ın fitnesinden de çok tehlikeli, çok müthiş bir şey, imtihan. Hatta diyor ki pe inne azamul fiten ve eşeddül mihan. İmtihanların en zoru, fitnelerin en muazzamıdır. Bütün peygamberler bu nedenle ve lize lem yeb'as Allahu nebiyyen. Cenab-ı Hak bir peygamber gönderdi. İlla enzara ümmetehu min. Ümmetinin kim o? Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar tüm peygamberler gönderildikleri insanları Mesih Deccal'ın şerrinden Allah'a haber verdiler. Korunun diye uyardılar onları. Evet, korkuttular. Dikkat edin,
Bundan Allah'a sığının dediler. Peygamberimiz de o söylüyor işte. Cehennem azabından Allah'a sığınınız, kabir azabından Allah'a sığınınız, Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınınız. Bu Deccal Ehl-i Sünnet inandığına göre Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam Deccal'la çıktığında onunla savaşacak, onu öldüremeyecek. Onun hadislere göre 7 sene İsa Aleyhisselam inecek o sırada. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Ama ondan sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Yecüc Mecüc çok kalabalık. Onu başaramayacak. Tur Dağı'na sığınacak. Orada dua edecek. Müminler rica edecekler, aç kalacaklar dua et diye. Yecüc Mecüc telef olacak. Cenab-ı Hak tarafından yok edilecek. Bu defa kokusundan duramayacaklar Tur Dağı'nın başında. Bir daha dua et diyecekler. Yine dua edecek. O koku da gidecek. Ondan sonra inecek İsa Aleyhisselam. Ehl-i Sünnet akaidi böyle. Evlenecek, çoluk çocuğu sahibi olacak. 40 sene. Kurt kuzuya saldırmayacak. 3,5 günlük dünyaya değer mi diye kimse kimseyi aldatmayacak. Öyle asude güzel bir mutlu hayat var. O anda dünyada hiç kafir olmayacak. İsa Aleyhisselam hiç kimseye, hani şimdi ehli kitaplara karışmıyoruz. Tecavüz etmedikçe kafirlere karışmıyoruz. O hayır diyecek. Ya Müslüman olacaksın ya kelle. Öyle onun zamanında öyle olacak. Ondan sonra o da inni müteveffike, biz seni öldüreceğiz Habibim. Kur'an'da ayet var. Şimdi ölmedi. Semaya çekildi. İsa Aleyhisselam'ı peygamber Miraç'ta semada gördü. İnecek. Sonra 40 sene evlenecek çoluk çocuğu. Ondan sonra işte inni mütevaffi ki seni öldüreceğiz. O zaman ayette sabit. Ehl-i Sünnet inancı bu. Ondan sonra da gittikçe dünya bozulacak. Allah diyen kalmayınca da kıyamet kopacak. Öyle diyor. Deccal'ın fitnesinden kıyamet alametlerinin büyük alametlerinden birisidir. Henüz çıkmadı. Evet. Deccal karıştıran adam demek. Gerçeği insanlardan batıla yönlendiriyor. Öyle çengesi öyle kuvvetli. Öyle karıştırıcı bir adam. Deccal karıştırmak demek. Karıştıracak, insanları doğrudan saptıracak. Yanlışı doğru gösterecek. Deccal öyle marifetli. Adamı öldürecek, diriltecek. Hayvanlarla konuşacak. Böyle bu harikulade şeyleri görünce insanlar ona hayran kalacaklar. O gözüyle böyle görünce işte dehşetli bir imtihan. Bilgilere sahip olanlar, bu bilgileri bilenler dikkat edince alnında bu kafirdir yazacak. Onu bile görmeyecekler adamlar onun harikulade olaylarına bakarak. İşte böyle çetin bir imtihan diyorlar hadis-i şerifte. Allah'a sığının. Sahabe bile o zaman da bu hadisi söyledikten sonra Medine sokaklarında Allah'ım bizi Mesih Deccal'ın şerrinden, fitnesinden emin kıl diye böyle gözleri yaşlı, bağıra bağıra Allah'a sığınmışlar. Bize de öyle söylüyor güzel peygamberimiz buyuruyor. Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınınız. Evet. Allah'a sığınınız. Evet. Şimdi te'avvezu billahi min fitnetil mahya vel memat. Dirilerin fitnesinden, ölüm fitnesinden Allah'a sığınınız. Nedir bu? Evet. Bu nedir? Evet. Dirilerin fitnesi insana hali hayatında gelen belalar, fitneler. Şimdi haklı haksızı bilmeyeceğiniz kadar olaylar karışık olacak. İşte şimdi bizim Türkiye'de oldu. Öbür tarafta Müslümanım diyor. Bu tarafta Müslümanım. Kim haklı? Evet. Elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfuyla kazandık da böyle karışık olaylar bilemeyecek bazı adamlar hangisi haklı. İşte böyle imtihan demek. Fitne bu demek. Gerçeği şey demiyorsun, seçemiyorsunuz. İşte Muharrem ayındayız. Muaviye bir tarafta, Hazreti Ali bir tarafta, ordu, iki Müslüman sahabiler çarpışmış. Ordular çarpışmış. Hazreti Hüseyin gibi cennet gençlerinin efendisi olan Hasan Hüseyin
Seyyida şebabi ehli cennet. Cennetteki gençlerin efendisidir diyor Hasan ve Hüseyin. Cennettekilerin, yetişkinlerinki Ebu Bekirler. Gençlerinki onlar. Böyle güzel bir adamı, iktidar hırsıyla susuz bırakarak başını kestiler. Çoluk çocuğu telef ettiler. Çetin imtihanlar, fitneler bunlar. Karşı tarafta yani başımızda şu var diyor. Kanmış, ona kanmış. Dehşetli imtihanlar. Dehşetli imtihanlar böyle. Ayrılamayacak karışıklıklar olacak. Allah'a sığının. Başınıza sabredemeyeceğiniz belalar gelebilir. Allah'a sığının. Sabredemeyince Allah'a isyan edersiniz. İmanınız da gider. Allah'a sığınınız. Hayattayken gelecek fitnelerden, ölüm fitnesinden Allah'a sığınınız. Evet, ölüm fitnesi sekerat-ı mevt halinde, evet, felaket bir şey. Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet, biz her sabah hocamızdan aldığımız şeyle Allah'ım hevin aleyna sekerat-ül mevt ve la tuazimna ba'del mevt. Bu duayı her gün okuruz. Allah'ım sekerat-ı mevti bize kolaylaştır. Öldükten sonra da azap etme bize. Her gün bu duayı ederiz. Siz de ediniz. Burada da diyor bak, sekerat-ı mevt şiddeti, dehşetli bir şey. Evet. Şimdi normal halde kafa çalışıyor. Allah var. Allah'a sığınmak var. Dua ediyoruz. Ama bazen öyle başınıza böyle sıkıntılar, acılar geliyor ki sen Allah'a sığınır. Sızılın be! Sırası mı be? deyiveriyor adam değil mi? O sıkıntıda, acı içinde, öfke içinde sırası mı be şimdi filan diyor. Allah korusun. Allah korusun. Adamın çok canı yanacak, çok canı acıyacak. Allah onlar bize kolaylaştırsın. Kitaplarda öyle yazıyor efendim. Geçen bir arkadaşın cenazesinde bulunduk. Kabire koydular adam, bu ne avkılıyor koyanlar. O da feryat ediyor. Canımı acıtmayın diyor. Hatta tafutta giderken hızlı gitmeyin, beni sarsmayın. Canım çok acıyor. Can kolay mı çıkıyor? Parmaklardan başlıyor soğumaya. Yavaş 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 buradan gidiyor. Kaç kilosun sen? Evet. Kolay mı çıkıyor o can arkadaş? Tam o sırada işte sen de la ilahe illallah de. Sırası mı lan be? La ilahe illallah deme sırası mı? Benim anam ağlıyor falan deyiverir. Onun için sen de söyle demeyeceksiniz. Ölmek üzere olan adamın yanında Kur'an okuyacaksınız. Biriniz de o duyacak kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyecek, duyacak kadar. Sen de söyle deme. Şimdi onun sırası mı yahu? Baksana benim halime. Deyiverir. Aha. Böyle dememek için. Evet. Gece gündüz la ilahe illallah de arkadaş. La ilahe illallah. Sevinsen de la ilahe illallah. Şimdi maalesef bunda bilinmiyor. Bir mümin her şeye besmele ile başlar. İşi bitirdi mi elhamdülillah şükür der. Evet. Her gün la ilahe illallah der. Dili buna alışsın diye. Dili buna kırılsın diye. Evet. Bir şeyi başardı mı şükür der. Şimdi öyle mi? Başlıyor. Nara atıyor. Gavurlar öyle yapıyor ya. Nasıl bağırıyorlar? Biliyorsunuz, gösteriyoruz televizyonlarda. Mümin öyle nara atmaz. Arkadaş. La ilahe illallah der. Ağzından bu çıkar. Sevinse de zıplıyor. Benim tayinim çıktı burada diye. Şükür delen. Senin adın Ayşe, Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin. Şükür Müslümansın sen ama şimdi bu terbiyeler, bu öğretiler yok. Kura çıktı diye zıplıyor, bağırıyor, nara atıyor. Bu Allah'ın bir lütfu. Bana nasip oldu, şükür de. Evet, şimdi maalesef işler ters. İşte hayat boyunca devamlı özgün halinizde de, sevinçli halinizde de, öfkeli, acılı halinizde de la ilahe illallah demeye alışırsanız canınız çıkarken müthiş acıyacak. Müthiş. O zaman la ilahe illallah, la ilahe illallah.
Öyle o zaman aleyhe laflar çıkmadan dilinizden bu dökülür. Efendimiz de buyuruyor ki: "Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cennet." Evet, ruhunu teslim ettiği anda son sözü la ilahe illallah olan %100 cennete girer. Bunu kazanabilmek için dilini buna alıştıracaksın arkadaş. Peygamber de onu söylüyor işte zaten. Evet, bu ölüm fitnesi can alınırken sekerat mevte başlıyor. Sonra kabir sualinde başlıyor. Kabir azabında başlıyor. Demek ki efendi Peygamberimizin bu emrine göre emir veriyor bak. Te'avvezû. Allah'a sığınınız. Cehennem azabından Allah'a sığınmak, kabir azabından Allah'a sığınmak, Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınmak, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden Allah'a sığınmak Peygamberin emridir, sünnettir. Sünnettir. Bu dört şeyi her gün Allahümme inni a'udu bike min azabin nar ve a'udu bike min azabil kabr ve a'udu bike min fitnetin Mesih-i Deccal. Evet. Ve a'udu bike bu Mesih-i Deccal'dan başka bir de dört şeyden birisi olan ölüm fitnesinden, dirilen fitnesinden Allah'a sığınmak. Dört şey. Evet. Kabir azabı. Evet. Kabir azabı. Ondan sonra cehennem azabı, dirilerin ölüm fitnesi ve Deccal'ın fitnesi. Her gün bu duayı okuyacaksınız. Okumalısınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan naklediliyor. Buhari'de, Nesai'de, Efendimiz'de Allahümme inni a'udübike min azabil kabr. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Ve a'udübike min azabin nar. Cehennem azabından sana sığınırım. Ve a'udübike min fitnetil mahya vel memat. Dirilerin ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Ve a'udübike min fitnetil mesih-i deccal. Deccal fitnesinden sana sığınırım diye her gün dua ettiği Buhari'de, Nesai'de nakledilmiş. Evet. Bunu unutmayıp her gün bu cennet ve cehennemlere ahiret hayalini düşünerek adımlarımızı ona göre atacağız. İstikamet üzere olacağız ve Allah'a sığınıp duracağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Tüftahu ebvabu semai nusfel leyl." Her gün, her gece, her gece, gece yarısından itibaren sema kapıları açılır. Evet. Sabah namazına kadar, fecre kadar açık olur, devam eder. Evet. Kim için? Kur'an okuyanları, Kur'an okuyanlar için. Evet. Bu gece yarısından sonra sabah namazı vaktine kadar sema kapıları açılır, dualar kabul edilir. İnsanların istekleri kabul edilir. Affedilir, merhamet edilir. Onun için kapı açılmak bu demek. Bu demek. Ondan dolayı gece yarısından sonra sabaha karşı kalk, Kur'an oku. Kur'an'ını semadakiler dinlesin. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûdâ. Sabah namazına yakın gecenin son kısmında okunan Kur'an'ı melekler dinler. Meşhûdâ o demek. Kalk oku Kur'an'ını. Ondan sonra duanın kabul olduğu saat bu. Gece yarısından sabah namazına kadar olan zaman. Ondan sonra savaşıyorsunuz. Vatan, namus, millet uğruna. İki ordunun buluştuğu anda dua et. Evet, şimdi askerlerimiz hainlerle Güneydoğu'da savaşıyor. Satılmış adamlarla, dinsiz, imansız adamlarla savaşıyorlar. Elhamdülillah bana soru söylüyorlar. Siperden çıkamıyoruz dışarıya. Siperde de su, içeceğimiz kadar su var.
potine mesh edebilir miyiz? Edersiniz. İki, dışarı çıkamadığımıza göre orada toprakta, siperde teyemmüm edebilir miyiz? Elhamdülillah. Her an ölebilirim diye hazırlıklı bizim askerimiz. Ne kadar sevinçli bir şey. Allah tabii takdir neyse o olacak. Ama bunu yaptığın anda, çatışma başlarken hemen dua et. Evet, iki ordunun başlamasına yakın olan zaman duaların kabul olduğu zamandır. Oğluna, kızına, anana, babana, Müslümanlara, memleketine dua et. Dua et. İki ordu çarpışacağı zaman duaların kabul zamandır. Velenizil katr. Yağmur evveli. Evet. Yağmur evveli. Dua et. Çünkü evet, Ahmet Hamdi Akseki merhum Diyanet İşleri Başkanı 1943'te kitap yazmış. Allah demenin yasak olduğu dönemdir. Muhteşem bir kitap yazmış. İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir diye. Çok güzel kitabı. Allah var mı yok mu? Din gerekli mi değil mi? Peygamber var mı? Ahiret var mı? Hepsini anlatıyor. Mantıki delillerle, ayetlerle anlatıyor. Mutlaka okunması gereken bir eser. Kitapta da orada da yazıyor. Yağmur damlasının her biriyle melek iner yeryüzüne. İslam inancı böyledir. Hadisler, ayetler böyledir. Melek inen yere rahmet iner. Bereket iner. Ondan dolayı yağmura rahmet denir. Rahmet denmesinin sebebi bu. Bereket rahmet sebebidir. Evet, yağmur evvelinde başladı tap tup damlamaya. Dua et işte. Dua ettin mi melekler amin diyecekler. Melekler günahsız, onların amini %100 geçerli. Dua, yağmur evvelinde damlamaya başladı mı duanın kabul şeyidir. Gece yarısından sonra sabah namazına kadar düşmanla çarpışacağın çarpışma anına yakın bir de yağmur damlamaya başladı mı evvelinde dua et. Veli davetil mazlum, zulme uğramış bir adam. Hiç günahı yok. İşkence yapıyorlar. Mazlumun ahından Allah'a sakın var ya, işte budur. Mazlumun duasına da kapılar kapalı değil. Anında arşa götürülür. Gereği yapılır. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Mutlaka. Mutlaka kabul olur. Bir de zulme uğrayanların duası geçerlidir. Velil ezan. Evet. Ezan okunurken kâmet evvelinde keza dualar reddolmaz. Hemen dua et. Ama biz ezan okurken selam bile verilmez. Ezan dinleyeceksin. Ezan okunurken konuşulmaz. Ezan okurken saygı duyup dinlemek lazım. Ama bunlar hiç bilinmiyor şimdi. Selam veriyor iyilik yapın. Selamı almak zorunda değilsiniz. Almadığınızı kızıyor herif. Burnu büyük diyor. Bilmiyor meseleyi. Ezan okunurken selam verilmez. Evet. Sonra ezan bitince selamı iade edersin, alırsın. Vermemek lazım. Adamı zor duruma sokma. Evet. Ezan okunurken kâmet evvelinde yapılan dua reddolmaz. Evet. Şimdi geliyorlar diyorlar ki efendim şu işim var. Evlenemedim. Şöyle oldu böyle, çocuğum yok. Arkadaş bak, söylüyoruz işte. Gece yarısından sonra kalktım. Bir gün de olur mu lan? Devam et bakalım. Musa Aleyhisselam 40 gün dağda kalmış. Peygamberken devam et biraz yahu. Biraz kalktım diyor, olmadı diyor. Ertesi gün hemen istiyor. Ne kadar uyanık şimdiki insanlar. Biz de söylüyoruz size. Gece yarısından sonra kalk, duanı et. Evet, askerdeyken, düşmanın karşısında nöbetteyken dua et. Yağmur evveline dua et. Haksızlığa uğradığın zaman dua et. Ezan ve sonrası, kâmet öncesi dua et. Duanın kabul saatleridir. Tabii Arafat'ta da öyle, Kabe-i Muazzama'da bakarken öyle de. Şimdi bunları burada hadis dolayısıyla size aktardık. Evet, gece yarısı sema kapıları açılır. Sema kapıları açılır. Evet. Heyunadi münad. İşte o zaman bir melek
semadan Allah'ın emrettiği görevli melek şöyle bağırır. Münadi, dellal diyorsun siz. Duyduk duymadık demen, ey hali. Şimdi hoparlör var. Eskiden dellal vardı. İşte bir dellal, bir münadi çıkar, şöyle bağırır herkese. Hel min da'in fe yüstecabu lehu. Dua eden var mı? Allah'tan bir şey isteyen var mı? Duası kabul olunacak. Duyduk duymadık demen. Hel min sa'ilin fe yu'ta. Herhangi bir şey isteyen var mı? Verilecek. Verilecek. Evet. Hel min mekrubin fe yuferracu. Bunalmış, para kazanamıyor, borçlarını ödeyemiyor, karısını geçinemiyor, çocuklarıyla başı dertte, komşuyla başı dertte, bunalmış, kerp sıkıntı demek. Bunalmış adam, herhangi bir bunalmış yok mu? Sıkıntıdan kurtulmak isteyen yok mu? Sıkıntıdan kurtulacak. Evet, aynen böyle. Fela yapka Müslümin yed'u bi davetin illa istecab Allahu lehu. Evet, bunu bu vakitlerde dua eden bir Müslüman, mümin dua ederse illa istecab Allahu lehu. Mutlaka Allah onun duasını kabul eder. Etmedi. Etti. Senin lehine olarak belki ileride olacak o dua. Belki ahirette olacak. Allah ne yaparsa güzel yapar. Hemen ertesi gün olmadı diye kabul etmedi deme. Duanın kabul olmayamaz. Peygamber yalan söylemez. Bu vakitlerde dua ederseniz illa istecaballahu lehu. Allah onun duasını kabul eder. Garanti illa. Garanti. Evet. İlla zaniye. Tes'a. Evet. Biferciha. Fahişe. Zampara. Her gün zina ediyor erkek. Her gün zina ediyor kadın. Paralı veya parasız. Devam ediyor. Evet, tes'a. Felciha, evet. Genel ev kadını veya evinde. Her gün zina ediyor. Nikahsız ilişkiye giriyor her gün. Erkek veya kadın. Belli bir kişiyle değil, değişik de olabilir. Her gün zina ediyor. Bunların duası kabul olmaz. Ev aşaran, devletin memuru, adamın vergisi 50 lira, kızıyor ona 100 diyor. 500 diyor. Aşar vergi memuru demek. Eskiden öşür alınıyordu. Orada adama şey diyor, zulmediyor. Bu devletin vergi memuru olup da insanlardan aşırı vergi alan, haksız vergi alan kimsenin duası kabul olmaz. Evet. Evet. Cinayetler çok büyüktür. Onlar kabul olmaz. Evet. Neden gece yarısından sonra dualar kabul olunur dedi? Çünkü o zaman bir kere dinlenmişsin. Kalp dinlenmiş. Yok. Haşeralar, pislikler hepsi uyumuş. Meyhanedeki de sızmış kalmış. Şu anda isyan edilme durumları kalmamış. Hepsi uyumuş. Çıt yok. İşte o zaman Allah'ın rahmeti yayılır. Sen o rahmetten eteğini doldur işte. Kalk gece yarısından sonra arkadaş. Herkes yattıktan sonra. Evet. İnsan da aman be. Güzel uyuyorduk işte, tatlı. O tatlı uykunun kalkacağın, orada ihlaslı olduğun alameti o. Bırak şu uyumayı filan demiyorsun, kalkıyorsun. Kalkıyorsun, bu da senin ihlasının halis niyetli olduğunun alameti. Bunlar birleşince işte dualar kabul olur. Cenab-ı Hakk'ın kapıları da o kabul kapıları da açıktır. Evet, onun için diyor bu vakiti çok değerlendirmek lazım. Evet. Evet. Allah yolunda çarpışırken savaşçıların saflarının birleştiği sırada yağmur evvelinde namazda kâmet getirilirken
kamet evvelinde. Evet, bir de inde ru'yetil Kabe, Kabe'yi ilk gördüğünde. Şimdi maalesef hiç bilmeden gidiyor hacca. Hiç bunlardan haberi yok. Kapıdan girerken Mehmet bak kalabalığa bak. Ulan hayvan, dua et lan. Sen ne geldin buraya? Niye geldin buraya? Maalesef. Sadece Türkler değil efendim. Dünyanın her yerinden gelenler hiç bilgisiz, şuursuz. Tam kapıdan girerken dua et diyor bak. Duanın, Kabe'yi gördüğün anda ettiğin dua kabul. Kendine mi edeceksin, karına mı edeceksin, kızına mı edeceksin, kime edeceksin, edilen işte bak. Peygamber yalan söyler mi ya? Yürtüyor bana. Ne diyeceğiz hocam? Ula aklına geleni söyle be. Allah Türkçe de biliyor, Fransızca da biliyor, Arapça da biliyor. Bir de meşgul ediyor seni. Bilerek gideceksin yahu. Haçta ne yapacaksın? Bilerek gideceksin de böyle herkese de meşgul etmeyeceksin. Ama hiç kimse maalesef. Maalesef valiler yok bunlardan. Evet. Evet. Bunu bilhassa burada Gümüşhane Hazretleri hatırlatmış, bize söylüyor. Evet. Hazreti Osman bin el-Asi radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Daha duanın kabul olacağı, işte Arafat'ta dua kabul olur. Kabe'ye bakarken ilk baktığın gibi Kabe'ye bakacaksın. Kabe gözün önünde dua edeceksin. Şimdi Kabe arkasını dönüyor herif. Ayağını uzatıyor. Gidiyor orada bir de uyuyor. Bizimkiler uyumuyor da, adet değil camide uyumak ama Araplar hepsi uyuyor. Ama bizimkiler de boş durmuyor. Evelallah. Clinton memuruyla kırıştırmış. Bilmem şu şöyle, ulan senin ne işin var Clinton'la? Bu dedikoduları yapıyorlar. Nadası yaptın mı, tarlaları nadas ettin mi? Kızı gelin ettin mi? Ulan buraya niye geldin sen? Kabe'ye bakıp dursun. Dua etsene. Maalesef. Maalesef. Şeytan boş durmuyor. Evet, böyle duanın kabul yerlerinde mala yani şeylerle vakit öldürüyorlar. Vakit öldürüyorlar. Bazen kavga etmeye kadar da gidiyorlar. İşte bunları duyduktan sonra ona göre hareket edeceğiz. Eşimize, dostumuza, yüzümüzü geçecekleri bunları hatırlatacağız. Evet, Peygamberimiz buyuruyor. Tüftehu ebvabül cennet yevmel isneyni ve yevmel habis. Pazartesi, perşembe günleri de cennetin kapıları açılır. Evet. Yahu cennette şimdi kimse yok dedin. Evet dedim. Ben demedim. Öyle söylüyor. Kitap söylüyor. Cehennemde de kimse yok. Evet. Ama hazır bekliyor. Üzlifetil cennetu lil müttakine gayre ba'id. Cennet gelinler gibi hazırlanmıştır diyor. Kaf suresine bakabilirsiniz. Cehennem de öyle diyor. Kabir azabı var şimdi. Peki cennetin kapılarının açılmasının anlamı ne? Ha, bu pazartesi, perşembe günleri, pazartesi, perşembe günleri cennete götürecek, cenneti hak ettirecek işler yapanlara cennetin kapıları açılıyor. Açık bekliyorlar ileride gelecek diye. Evet, dualar kabul olacak yani. Pazartesi, perşembe günleri. Evet. فَيَغْفِرُ اللّٰهُ ف۪يهِمَا لِكُلْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ. Dua eden, o günlerde oruç tutan, Peygamberimiz oruç tutuyormuş. Pazartesi, perşembe amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Her günkü ameller o günlerde arz ediyorlar. Kötü işler yaptınız. Babanız iyi adam. Siz burada karıştırıyorsunuz. Haber veriyorlar. Ölülere de haber veriyorlar. Evet, şimdi haber verecekler sizinkini. Yarın Süleymaniye gitti, hadis dersi dinledi. Cevat Akşit önemli değil, hadis dersi önemli. Hadis dersi dinledi, Süleymaniye'de namaz kıldı. Orayı ziyarete gitmiş. Oh, dört kişi zevkten. Ama pazar gün Süleymaniye gitti ama ezana yakın orada fasulye yemeye gitti. Ezan okundu, vardı, kıçını kaldırmadı, saniyen gelmedi. Onu da söyleyecekler, üzülecekler. Baban üzülecek, deden üzülecek, anan üzülecek. Hadislerde böyle efendim. Hadis, ameller az edilir,
İyi şeyler gönderdiniz mi seviniyorlar. Kötü şeyler gitti haber verdim çok üzülüyorlar. Burada da işte görüyorsun pazartesi perşembe cennet kapıları açılır. Feyafirullah fi ihmali külli abdin müslimin. Müslümanlar bugün oruç tutarlarsa, dua ederlerse haftanın iki gününde la eşrik billahi şeyen Allah hiçbir şeyi ortak koşmamış Müslümanlar riya değil, gösteriş için değil. Evet, Kur'an okuyor, dua ediyor, iyi dua ediyor ya desinler diye değil. İyi güzel okuyor desinler diye değil. Allah rızası için. Namazı güzel kılıyor, iyi güzel namaz kılıyor desinler diye değil. Riya yok. Halis niyetle oldu mu Müslüman Allah çünkü riya şirktir. Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarını Allah bugün diyor ki küçük günahlarını. Büyük günahlar için ayrıca tevbe etmesi lazım. İlla racülen fakat şu adamınkini, adam dedi mi insan tabii kadınlar da böyledir. Şu kimsenin duası kabul olmaz. Müslüman olsa da. Kafirin duası zaten Kur'an'da var. Boşadır. Ne diyor? Kim bu adam duası kabul olmayan, pazartesi, perşembe, cennet kapısı açılmış duası kabul oluyor ama şu adam, şu insanınki değil. Kâne beynehu ve beyne ahihi şahna. Babasından, anasından mal kalmış, bölüşürken sana iyisi gitti, bana kötü. Hiç konuşmadan ölen kardeşleri biliyorum. Komşulu adam, senin horozun benim geldi bilmem ne, senin çocuğun bilmem taşladı. Basit şeylerden komşular birbirine küs. Kaç sene küs. Selam vermiyorlar. Kardeşler küs. Evet, insanlar, arkadaşlar küs bir meseleden dolayı. Aralarında küs, kin olan. Elime bir fırsat geçti, onun tırnaklarını sökeceğim. Böyle içinden kurup duru. Evet, küs ve böyle kin besliyor. Bu kin besleyenler hariç. Bunların şeysi kabul olmaz. Berat gecesinde de öyle. Kadir gecesinde de öyle. Evet. Kindar olanlar hakkında feyukaliu. Cennet kapısı açıldı. Melekler yazıyorlar dua edeni. Adam dua ediyor. Uyanık ama akrabasına küs, komşuna küs, Müslümana küs. Kim beslemiş? Asla gördüğüm sokakta kaçıyor. Karşılaşmamak için. Bunlar hariç. Cenab-ı Hak görevli melekler gelirler. Biz hazırız ya Rabbi. Feyukalü onlara diyor ki enziru. Evet. Hezeyni. Evet. Hatta terfa'a yastaliha. Aralarındaki düşmanlık kalkıncaya kadar, sulh oluncaya kadar, barışıncaya kadar şu kindarlarınkini bırakın. Bırakın. Onları bekletin. Evet, dua ediyor, camiye gelmiş. Ama kindar, bekletin diyor. Ne zaman barışırsa yürürlüğe girecek af. Fakat barışmadıkça hayır, bekletin onu diyor, vermeyin. Mübarek gecelerde de böyle, pazartesi, perşembelerde de böyledir. Efendimiz bize onu haber veriyor. Kesinlikle insanlık hali bazı şeylerden dolayı insanlar birbirlerine haksızlık ediyorlar, doğru. Kim beslememek lazım, merhaba demek lazım, selamı kesmemek lazım. Evet, haklı olarak terk etmişin, yani onu küçük gördüğünden, kim beslediğinden değil. Arkadaşım 40 yaşında ayyaş, akşamcı. Arkadaşın karısını aldatıyor. Sen de haberin var. Onu konuşmayacaksın, gitmeyeceksin. Niye gelmiyorsun arkadaş? Sana yakışır mı lan bu? Nedir bu halin? Bu maksatla terk edersen onu bırak. O öyle değil, onunla değil. O meslekle değil. İyi bir şeye onu yöneltmek için
sen onu terk etmişsin, onlar değil diyor. Onlar hariç, onlara şey yok. Bir hedefi güzel çünkü. Evet, evet. Evet. Şimdi iki kişi birbirine dargın. Birisi barışmak istiyor. Barışmak isteyen de hariç. Evet, vazgeçmiş. Öteki ayak kaçıyor. Ayak diriyor ötekine işte. Kaçana, ayak direyene, barışmak isteyene değil. Bunlarınki kabul olur diyor. Evet. Tirmizi, Ebu Davud, Ebu Hureyre Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Tüftehu fihi. Evet. O gün açılır. Yani fi Ramazan. Evet, Ramazan'da açılır. Sıradan okuyoruz hadisleri. O geldi şimdi. Ramazan ayında ki Ramazan kurutmak, yakmak, bol yağmur pislikleri alıp götürüyor. Ramazan ismi buradan geliyor. Günahları yakıyor, pislikleri temizliyor. Ondan bu isim verilmiş Ramazan. Allah'ın güzel isimlerinden de bir isim. Ramazan'da açılır Ebvabül Cennet. Şimdi pazar, perşembe her zaman açılıyordu. Ramazan'da da açılır. Evet, rahmet yağmurları yağar. Evet. Ve tuğlebu fihi ebvabun nar. Cehennem kapıları kapılır, kapanır. Zaten kimse girmiyor ki hocam. Yani müminler hep oruç tutarlar, camiye koşarlar. Cehenneme gidecek işler kalmaz, yapılmaz. O anlama, o anlama yürüyorlar. Yoksa kafir ölmüş, yok o cehenneme gitmez anlamına değil Ramazan'da. Cehenneme götürecek ameller işlenmiyor. Oruçlar tutuluyor, camilere gidiliyor. Nefsin, şeytanın aldatmasından uzaklaşılıyor. Bunlar da cennete götüren şeyler. Ondan dolayı cehennem kapıları kapanır. Ve tugallu fihi eşşeyatînü. Şeytanlar Ramazan ayında bağlanır, zincire vurulur. Etme hocam. Ramazan'da da gıybet ediliyor, kafa çekiliyor, aldatma yapılıyor. Evet. Peygamber yalan söylemez arkadaş. Bunlar nereden alıyor? Bir başka hadisten anlıyoruz. Şeytanın komutanları, ileri gelenler bağlanır. Sıradan şeytanlar değil. Bir böyle yorumlu yapanlar var. Bir de şeytanların hepsi bağlanır. Ama insanda bir de nefis var. Nefsi emmare, innen nefse le emmaretun bissü. Ayette sabit. Nefsi emmare insanları şeye sürükler. Adam oruç tutmuyor, namaz kılmıyor. Onun nefsi ona emredip durur işte. Oruç tutsaydı cennet kapıları açılacaktı. Böyle duası kabul olacaktı. Tutmadığı için ondan, nefsi emmaresinden dolayı suç işlenir Ramazan'da, yoksa şeytan bağlanır. Burada hadis öyle. Evet, şeytan bağlanır, cennet kapı, cennete götürecek işler işlenir, cehenneme gidecek şeyler daraltılır, azaltılır. Bundan dolayı cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yunadi münadin fi kulli leyle, her gece meleklerden yerde gökte, yer melekleri var, görevli melekler yerde, semada gökte melekler var. Peki her gece Ramazan'da melek bağırır. Ya bâvil hayr, hayrı isteyen, mutluluk isteyen, günahların affını isteyen, İyi hal isteyen kimse, helümme gel, gel şimdi zamanı, daire açık, kaydedelim seni, gel der melek. Veya bağ-ı şer aksır, şer isteyen gelme lan, şimdi Ramazan, şimdi sırası değil, git, akılsızlık etme. Böyle azarlarlar. Şer isteyenler, istemek isteyenler, gidin, bırakın, terk edin, bırak, geri durun yahu, şimdi şey zamanı mı,
Günah zamanı mı? Evet. Hayır şey. Tamam. Aferin sana. Tam zamanını buldun. Ramazan'da hayır ediyor. Kendini ibadete veriyor. Çok tefekkür ediyor. Kur'an okuyor. İbadet ediyor. Zikrediyor. Tam zamanını buldun. Aferin sana. 12'den vurdun. Gel. Gel derler melekler. Ötekiler de zamanımı güç. Bırak. Vazgeç derler. Emsik ve truk. Tut kendini. Ramazan bu yahu sen. Ne yapıyorsun? Terk et şu yaptığını. Derler melekler duyana. Bu hadisi de Nesai Ukbet İbni Farkat Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizi güzel peygamberimizin bu nurlu sözlerini işiten, belleyen, tatbik eden, başka din kardeşini de öğreten, böylece iki cihanda yüzün ak çıksın dediklerinden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillah rabbil âlemîn errahmân errahîm maliki yevmiddîn iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâs-sırâtal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim. Üçer salavat-ı şerife Allahümme salli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve zekrebeti. Etkilek feyinne ma'lum sürü içerenle ma'lum sürü içerenle. On birer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Bismillah. Allah Allah. Bismillah. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmânir rahîm. Maliki yevmiddîn. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle. Dersimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süver celili ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ipakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklarına hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Tüm peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervanı da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız
Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımız, meşe efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahirde göçmüşlerimizin ervahına hediye edildik. Vasıl eyle bu aziz vatan için canlarını bezleden, sıkıntıyla katlanan ta eskiden ve şimdi şehitlere, kuzata da geçmişlerine de hediye edildik. Vasıl eyle memleketimizi, İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai afetlerden, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Memleketimizi, milletimizi, Müslümanları birbirine düşürmek isteyen, karıştırmak isteyen, hileler düzen, planlar yapan kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Onların planlarını, hilelerini, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle, Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle, Ümmet-i Muhammed'in katı kalplerini yumuşat ya Rab. Bizim de kalbimizde, gönlümüzde hiçbir Müslümana, mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm Ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle. Tüm Müslümanların ailelerine dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle. Hayırlı evlatlar, zürriyetler ihsan eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm Ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, bütün insanlara hayırlı insanlar olarak yetişmelerini nasip eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, Ya İlahel Alem, güzel Kur'an'ını güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, Kur'an şefaatine nail olmayı bize nasip eyle. Güzel Peygamberimizin sünnetlerini hayatında rehber edinmeyi bize nasip eyle. Hayatımız boyunca her an ve her yerde seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Akıbetimizi hayır eyle. İçi dışına, özü sözüne uygun, dürüst Müslüman olarak yaşamayı bizlere nasip eyle. Bir an bile nefsi emmaremize bizi köle etme ya Rab. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi kendine layık kul, Habibi Edim'e layık ümmet eyle. Bunun için tevfik-i samadaniyene mazhar eyle. Subhanakallahu ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.